Konuşun şimdi de Sayın Suat Ören. Kusura bakmayın efendim. Sayın Başkan, değerli üyeler. Seçim gözlemi, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının geliştirilmesine destek vermek amacıyla seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi, tüm yurttaşların seçme ve seçilme hakkından eşit fırsatlarla yararlanabilmesi için yapılan son derece önemli bir faaliyettir. Bu anlamda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin seçim gözlemi konusundaki tecrübesine önem veriyor ve seçim sistemleri ve süreçlerinin daha demokratik hale getirilmesi konusundaki katkılarının artarak devam etmesini arzu ediyorum. Öte yandan uluslararası seçim gözleminin tamamen bağımsız bir gözlemleme ve raporlama sürecini ifade ettiği unutulmamalıdır. Takdir edersiniz ki gözlemcilerin herhangi bir parti sembolü, rengi veya afişi taşıması seçim gözlem misyonunun saygınlığını zedeleyecek ve tarafsızlığına gölge düşürecek unsurlardır. 16 Nisan Pazar günü Türkiye'de gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumuna Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi adına katılan bir gözlemcinin siyasi parti bayraklarıyla veya hayır kampanyası temsilcileriyle öz çekim fotoğrafları paylaşmaları Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi davranış kurallarına açıkça aykırıdır. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Fransa'da, Belçika'da yapılan hain terör saldırıları neticesinde masum insanlar katledildiğinde bu terörü yapan hain unsurlar veya kişilerle içimizden bir Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi resim çektirse, o örgütlerin flaması altında resim çektirerek onlara destek veriyor görüntüsü verse, siz ülkenizde böyle bir kişinin seçim gözlemi yapmasını doğru bulur musunuz? Elimizi vicdanımıza koyacağız, doğruları konuşacağız. Eğer Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Avrupa'nın vicdanı ise bu konuda da gerekeni yapmalıdır. Yoksa bu saygın camianın saygınlığını zedeleyici davranışlara hiç kimsenin müsaade etmemesi gerekir. Bakın bugün Türkiye'de Şırnak'ta, Şırnak ilinde iki asker, Kars ilinde iki asker, Bitlis ilinde bir asker olmak üzere beş askerimiz PKK'lı teröristlerin el yapımı bombaları neticesinde şehit olmuş, hayatını kaybetmiştir. Peki bunlarla resim çektirenlere karşı sizin bir mesajınız olmayacak mı? Bunu takdirlerinize sunuyorum. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin de saygınlığını kimsenin zedelememesine önem vermenizi istirham ediyorum. Teşekkür ederim.